1887, Paris'te Eiffel Kulesi'nin yapımına başlandı. Arthur Conan Doyle'un kitabında Sherlock Holmes ilk kez ortaya çıktı. Bazen Van Gogh yatağı üzerinde yatan çıplak bir kadın resmi yaptı. Ve Felix Hoffman, Bayer Laboratuvarı'nda kimyager olarak çalışırken asetil salisilik asidi üretti. Aspirin. Aspirin. Evet, aspirin yani asetil salisilik aynı şeydir. Ya da Felix Hoffman'ın 1853 yılında patent başvurusunda bulunduğu asetosaliksiliktir. Hayır aspirin, benim bir aspirine ihtiyacım var, çok acil. Ben de biraz kalmış olmalı, bekle. Bu da ne böyle? Hayır hayır hayır, utanmaz bir tıp öğrencisi olarak istiyor değil mi? Eczacılık. Kendi kuyusunu kazıyor, bu bizim biraz ilerlememizi sağlayacak. Hayır eczacılık, ben bir eczacılık öğrencisiyim. Bravo, aferin sana. Arkadaşlar beni iyi dinleyin, aspirin bir markadır. Asetil salisilik bazlı en eski ve en çok bilinen ilaç markasıdır. Aynı zamanda dünyada en çok tüketilen ilaçtır. Senede 40 bin ton. Hastalıkların tedavisinde çok etkilidir. Ağrılı, ateşli, iltihaplı hastalıklar ve kan pıhtılaşmaları sorunlarını çok iyi çözer. Bugün hala yeni faydaları keşfedilmektedir. Arkadaşım biraz ciddi ol, benimle dalga geçme. Hadi bir tane verin bana, çok kötü hissediyorum. Hoffman, bu adam için bir şeyin var mı? Dur biraz. Lanet olsun. Gözlüklerim kırılmış. Ha, yakala bakalım. Ha, teşekkür ederim. Nedir bu, pudra mı? Anlamadım. Aynen öyle eczacı bey. Tamam. 1904 yılında Bayer aspirini böyle ufak cam şişelerle piyasaya sürmüştü. Ve ismi çok iyi seçilmişti. A asetillemeden gelir. Spirgülgüller familyasından ve Spiare bitkisinden in gelir. Hepsinin bununla bir ilişkisi olduğunu belirtmek için tabii. Yani aspirin. İğrenç bir şey bu. Korkmadan biraz suyla birlikte al. Hiçbir şey olmaz. Kurbağaların, tavşanların hatta birkaç küçük balığın üzerinde test edildi. Bu dilim yanıyor, dilim. Sana yanlış şey vermişim, özür dilerim. Ne? Nasıl yani, ölecek miyim? Çok sıcak. Senin içtiğin salisilik asit yani aspirinin atası. Neymiş o? Onu asetik asitle sentezleyerek saf asetil salik asit üretmeyi başardım. İlk iş şişeleri karıştırmışım. Merak etme, ölmeyeceksin. İyi bari. Doktorlar salik asiti İsa'dan 4000 yıl önce biliyorlardı. Kaynağı dünyanın her yerinde yetişen söğüt ağacıdır. Ağrı kesici ve ateş düşürücüdür. Ama dilimizi tahriş edebilir. Hatta uzun süre kullanırsak midemizi delebilir. Bu yüzden faydalarını artırmak ve yan etkilerini azaltmak için bu asitin içine bir miktar asetil eklemeye çalıştım. Bunun mümkün olduğunu biliyordum. Bir başka Fransız doktor, Charles Gerard, bunu benden 30 sene önce başarmıştı. Ama bu buluşuyla ilgili hiçbir şey yapmadan öldü. Sen bir büyük sahtekarsın, seni mahvedeceğim. Midem yanıyor. Çok kötüyüm. Bu durumla çok sık karşılaşıyoruz. Doktorlar mide ekşimesine defne yaprağı öneriyor. Tamam, tut şunu. Teşekkür ederim Walter. Bakalım aspirin içtiğimizde vücudumuza ne oluyor? Gerçeği söylemek gerekirse ilk ürettiğimde ne işe yarayacağını bilmiyordum ama işe yaradı. İyi bir işe yaradı. Bu moleküllerin vücudumuza ne etki yarattığını öğrenebilmek için Sir John Vane'in Nobel ödülünü almasını yaklaşık 100 yıl beklemesi gerekti. Tam 100 yıl. Yani sen büyük bir şey yapmış olmuyorsun küçük felis, işe yaramaz adam. Aspirin molekülleri vücudumuzda bulunan prostaglandin denen bazı molekülleri engelleyerek çalışır. Prostaglandinler beyinle organlar arasındaki bir nevi haberci görevini görür. Aspirin ağrılı, ateşli ve iltihaplı hastalıklara karşı çok çok etkilidir. Mükemmel. Aynı zamanda prostaglandin ailesinden başka bir molekül midemizi koruyan mukusun üretilmesinden sorumludur. Aspirin bu üretimi engeller. Belli bir süre tabii ki. Zayıf bir midede deliklerin açılmasına sebep olur. Bu arada geldiğimde midem iyi mi kötü mü bilmiyordum ama bunu içtikten sonra midem çok rahatsız arkadaşlar. Başın da ağrıyor mu? Evet ama midem daha kötü. Midem. Güzel, ne demişler, diş ağrısına eşek tepmesi iyi gelir, bir atasözü. İyi bir söz galiba. Bilmiyorum. CQFD.